Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdü resûlüh. Amma ba'd, nebda biiznillahi teâlâ bi dirâset metn el-usûl el-thelâthe. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselam ala Resûlillah. Hürmetli şeyhimiz, özlerini sözlerini hammamizga mashhur bo'lgan hojat xutbasi bilan boshladilar va boshlanishida innal hamdulillah har bir maqtov hamd Alloh taologa bo'lsin. Bundan yordam so'raymiz va gunohlarimizni kechirim so'raymiz. Alloh taolo kimni to'g'ri yo'lga boshlasa, uni adashtiruvchi yo'q va kimni to'g'ri yo'lga boshlasa, uni adashtiruvchi yo'q. Ya'ni hidoyat va zot Alloh qo'lida, undan keyin guvohlik beramiz. Allah Teala'dan başka sığınışka, ibadet kılışka layık zat yok. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın halklar için ibariyen elçisi. Ve ondan ki şeyh ettiler ki sizler bilen bir gelikde mübarek bir metin, mübarek bir metin, selasetil usul, yani üç esas diken bir metin hakkı da söz yürütemiz ve bana şu metinini bir gelikde örgünemizdiler. Kabla an nebde mes'el an Aşya 5. Aşya 5. Va bu matnni o'rganishdan oldin 5 savol bor. Mana shu 5 savolga javob berib o'tamiz. Va bu 5 savol o'sha matn bilan bog'liq bo'lganligi uchun. Limada anadros at-tauhid. Birinchi savol, nima uchun biz tauhid degan fanni o'rganamiz? Ha. Law sa'alna sa'al wa qala limada anadros at-tauhid? Ha, endi agar bir odam bizga savol bersa-da, nima uchun tauhidni o'rganamiz desa, nima javob berish mumkin? Lanna haqqullohi al-abid. Çünkü bu Allah Teala'nın bandılar üstündeki hakkıdır. Hulukna lin vahid Allah. Çünkü biz aslında Allah Teala bizni şu tevhid için ve Allah Teala'nın yalnız ibadetke layık zat deb itikad kılış için bizni yaratılgan. La yakbal Allah subhanahu wa ta'ala ay ibadetle bit tevhid. Allah Teala her kendi ibadetini fakat tevhid asasında kabul kıladı. La yedhul cennet le muvahhid. Ve cennetke fakat muvahhid, yani tevhid asasındakine insan kir aladı. تكثير الحسنات تكفير السيئات سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم günahlarını keçirişligi ve acir sevabını köpeyişligi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine layık buluşluk, bu hemmesi tevhid sebebiyle buladı. ثم قد يسألك سائل وانت تمشي مثلا يقول انت مسلم ve her bir halette şunday halet buluşu mümkün ki sizden bir adam sorup kalışı mümkün ve halen köçede buluşu mümkün. Siz de Müslüman mısınız dese, siz kendi yakalıp cevap verişin mümkün idi. Muvahhid. Ve sizden sorup kalışın mümkün. Siz muvahhid misiniz? Yani tevhid ki işanasız mı dese? Tekule na'am, ana muvahhid. Siz cevap ma huvel tevhid. Siz cevap verirsiniz ki, ha muvahhid ben. Lekin yana sizge sorup verirdi ki, kani siz muvahhid bu siz, tevhid ki işanasız, tevhid nimeliğini menge düşündürüp verin ki, sen nime deyisiz? İza araftı tevhid, ma'na annek muvahhid. Ve izalim ta'rif tevhid, yani manası, انه عندما يقول انه موحد هذا كذب. Eğer tevhid manasını yaxşı düşünseniz ve yaxşı doğruunu savalığa doğru cevap vergen bolsanız, demek siz tevhidi bilgen bolasınız. Eğer siz tevhidke na doğru cevap vergen bolsanız, demek siz tevhidin bilmegen bolasınız. Thumma qad yasalak yaqul hal anta mushrik? Va sizden sorup qalışı mümkün. Siz müşrik misiniz? Yani şirke iman keltirgen misiniz deyişi mümkün. تقول لا اعوذ بالله انا لست بمشرك. Siz aytasiz ki auzu billah Allah saqlasin qanday qilib men mushrik bo'lishim mumkin. Yaqul tayyib ma huwa ash-shirk. Bu sizda sizga shunday savol qo'yadiki agar mushrik bo'lmasangiz unda aytib bering shirk nimaligini menga. Idza kunt la ta'rif ash-shirk fala'allak waqi' fi ash-shirk al-akbar anta la tadri. Agar shirkni bilmaysiz balkim siz katta shirk qilayotgandirsiz. İslam milletten yani İslam dininden çıkar varadigan katta şirkti belki kılıp durgandırsız. İzen ahammel ulum ve avcibel vacibat ve ilmet tevhid. Şunun için en muhim bulgen fen, en muhim bulgen ilim bu tevhid ilmin organişliğidir. Naam, hâda s-sual el-evvel, limâda nedrosu tevhid? Bana bu birinci savalge cevap buldu. Nema üçün biz tevhid fenini organamız? S-sual el-thani, limâda nedrosu metin el-usul el-thalat? İkinci saval şunda buradı ki, nema üçün aynen şu usul el-thalata, üç asas, üç asıl degen metinini, şu kitabını, muayyen bir kitabını organizmamız zarur. Başkası organizmek bu muydu mu?
لأننا طلاب الطالب لابد أن يرجع إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. Cevap şunda buradı ki bu kitabını aynen şu kitabını örgenişine sebep çünkü ulamalar bana şu kitabını örgenirler. Tavhid fanını örgenetkilerinde birinci kitap bana şundan bu sınıfı bizge tavsiye kılışken. Ve biz talibi ilim yani ilim izleyiciler, alimler bizge giren vasiyetki amel kıptırıp şu kitaptan başlasınız gerek. Naam. Es-sual el-thalif. Ma hiya el-usul el-thalata bi-ihtisar? Hiya es-ilet el-qabr. El-eşya leti tüsel anha fi qabrik. Endi keyingi savol. Üçüncü savol, agar bizga shunday savol qo'yilsa-ki, usul as-salas, ya'ni 3 asos deyilyapti, 3 asl deyilyapti. Bu 3 asl, 3 asosning ma'nosi nima desa, bu har bir insonga qabrda beriladigan 3 savol. Mana shu haqida bo'ladi. Va mana shunga javob qanday bo'lish kerak, shu haqida bo'ladi. Ma hiya thamara, ma al-fa'ida min ad-dirasa? Agar bu matnni o'rgansak, bizga qanday foyda bo'lishi mumkin? Buni samarasi qanday bo'ladi? الفائده اننا اذا تعلمنا الاصول الثلاثه فايدهسi va samarasi shunda bo'ladiki agar bu matnni biz yaxshilab o'rgansak thumma amilna biha va shu ilm asosida amal qilgan bo'lsak thumma da'awna ilayha va shu narsaga shu ilmga da'vat qilgan bo'lsak va sabarna ala ilm wal amal wad da'wa bi idhnillah najib ala sat al qabr va ilm olib shunga amal qilib va shunga sabr qilganimizdan keyin Allah'ın izniyle kabirde mana şu 3 savolga doğru cevap verilemiz. Naam. El-sual el-khamis. Ma huwa muhtawa hadha el-metn aw fahrasat hadha el-metn? 5-inci savol shundaki, keyingi savol bu kitob, ya'ni bu metn nimadan iborat? Nima haqida gaplashadi? Ya'ni bunday aytganimizda bu kitob ichida qanday mavzular yoritiladi va bu kitobning mundarijasi qanday? Yahtawi hadha el-metn ala aqsam 5. Bu kitobni 5 qismga bo'lsak bo'ladi. 5 mavzu haqida gapiradi bu kitob. Al-qism al-awwal al-masail al-arba. Birinchi qismda 4 masala haqida gapiriladi. Al-qism al-thani al-masail al-thalatha. Ikkinchi qismda 3 masala haqida gapiriladi. Al-qism al-thalith limadha nadrus at-tauhid. 3-chi qismida nima uchun tauhidni o'rganamiz degan savolga javob izlaymiz. Al-qism al-rabi' sharh al-usul al-thalatha. 4-chi qismida shu 3 asosni, 3 aslni sharhi o'rganiladi. Al-khamis al-khatima. 5-chi bu xotimadir, ya'ni kitobni yakunidir. Al-qism al-awwal masail al-arba' surat al-asr, al-ilm wal-amal wad-da'w was-sabr. 1-chi qismida, kitobning 1-chi qismida 4 masala haqida gapiriladi. 4 masala bu Asr surasidan olingan foydalar. Bu qaysi desa, ilm ilmga amal qilishlik va shu ilmga da'vat qilishlik va sabr qilishlik. Na'am, al-qism al-thani al-masail al-thalatha, ya'ni anwa' at-tauhid al-thalatha. Kitobning 2-chi qismida 3 masala haqida gapiriladi. 3 masala bu tauhidning 3 qismi haqida keng yoritiladi. Na'am, al-qism al-thalith limadha nadrus at-tauhid. 3-chi qism esa nima uchun tauhidni o'rganamiz degan savolga javob beradi. القسم الرابع شرح الاصول الثلاثه اسئله القبر ترنج qismida esa 3 asosni o'ziga sharh beriladi va bu asosiy mavzu va qabrda beriladigan 3 savolga javob beriladi val xotima va 5-chi qism esa kitobning xotimasidir ya'ni yakunidir vallohu Alloh yaxshiroq biladi